Değerli arkadaşlarım, yine tekrar videolarımızı Atatürk dönemi iç politikayla devam edelim. Mustafa Kemal zamanında tabii ki Lozan görüşmeleri bir temel zamanda yapıldı ama Lozan konferansından sonraki yapılan barış anlaşmasını 2. TBMM uygulamıştır. Biliyorsunuz 1. TBMM 1920-23 arasında görev yapıp inkılapçı olan bir meclis değildir. Savaş zamanı olduğu için, ama 2. TBMM için bunları konuşmak mümkün değil. 2. TBMM'nin görev süresi 23 ve 27 yıllar arasındadır. Bu 4 senelik zaman aralığında en çok inkılap yapan meclis 2. TBMM'dir. Hangi inkılaplar ya da sınavda soru geldiği zaman Atatürk zamanında yapılan inkılapların en çok yoğunlaştığı tarih aralığı nedir sorusunun cevabı 1923-27 arası olacaktır değerli arkadaşlar. Tabii 2. TBMM açıldıktan sonra yaptığı en önemli icraat Lozan'ı onaylamasıdır kıymetli dostlar. Cumhuriyet Halk Partisi aslında ilk kongresini bir Sivas Kongresi'nde tüm cemiyetlerin birleşmesiyle Anadolu Vermeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak belirliyoruz ki zaten daha sonra bu cemiyetin şubeleri halk fırkasına dönüştürülecek. Ardından ise Cumhuriyet ilanından sonra ise Cumhuriyet Halk Fırkası, daha sonra klasik tabirimizle Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Türkiye'de en uzun süre tek başına iktidarda kalan siyasi partidir. 1923-50 arası, 1950 arası. 1950'de Adnan Menderes'in kurmuş olduğu Demokrat Parti 27 senelik Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına son verecektir. Tabii ki 6 tane oku var. Bu 6 tane ok dediğimiz, hepimizin bildiği 6 tane ilke yani. Eskiden 9 umde diye nitelendiriliyordu. Umde ilke demektir. Eskiden 9 umdeydi. Sonra bu sadeleştirip ne yapıldı? 6 ilkeye dönüştürüldü. Ekonomide biliyorsunuz ki devletçiliği savunur İlk genel başkanı ve ebedi şefi Mustafa Kemal'dir. Ardından Mustafa Kemal'in vefatından sonra ise İsmet İnönü milli şef olarak göreceğiz değerli arkadaşlar partide. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi yapmış olduğu icraatlardan bazıları, özellikle laiklik konusundaki hassas davranmadığını düşünen Cumhuriyet Halk Partisi içindeki yer alan Kazım Karabekir, Refet Bele, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy gibi milli mücadelenin en önemli mihenk taşlarından olan kişiler Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kuracaklardır. Şimdi CHP'nin karşısında ne var artık? TCF. Yani Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası var. Burada şuna dikkat etmek lazım. Bir siyasi lider iktidarsa diğeri muhalefetse, mantıken iktidarla aynı düşünmedikleri için zaten muhalefet oluyorlar. Örnek, iktidar ekonomide neyi düşünüyordu? Devletçiliği. O zaman Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası neyi düşünecektir? Liberalizm. İktidar mesela laikliğin en büyük savunucusu, ama Terakkiperver dine karşı hassas olunması gerektiğini savunuyor gibi. Tabii bu ayrışmalardan sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ileride Genel Başkanı Kazım Karabekir'i, bunu unutmayalım. Ama ileride Şeyh Said İsyan'a destek verdiği için kapatılacaktı. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. Laiklik ilkesine ters düştüğü için, laiklik ilkesini kötüye kullandığı için kapatılacaktı. Yine Hakkari merkezde Hristiyanlığın bir kolu olan Nasrüllerin ayaklandığını, kısa süreli valiliği ele geçirdiğini görüyoruz. İngilizlerin kışkırtmasının da etkili olduğu söyleniyor aşiretler üzerinde. Ve tabii ki Nasrül isyanı da kısa süreliğine bastırılıyor. Ancak isyan deyince Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet rejimini değiştirmeye çıkan ilk isyan nedir diye sorulursa tabii ki Şeyh Said. Derse Diyarbakır Piran'da başlayan bu isyan sonucunda 6 tane il Şeyh Said tarafından ele geçirilir. Cumhuriyet rejimini değiştirmeye çıkan bu isyan sırasında o zamanki ülkenin başbakanı Ali Fethi Bey'di. Ali Fethi Bey, yani Ali Fethi Okyar, istifa edince yerine İsmet İnönü yeni kabineyi kurdu. Yani hükümette bir değişikliğe sebep oldu bu isyan. Onu söyleyeyim. İsmet İnönü bölgeye orduyu gönderdi. İsyan bastırıldı. İsyan sonucu Şeyh Said ve adamları yakalanıp istihbarat mahkemelerinde yargılanıp idam edildi. Sonuçta bu süreçte istihbarat mahkemeleri ara ara görev yapacaktır. Mesela Ankara ve İstanbul'da veya Diyarbakır'da kurulan istihbarat mahkemeleri burada Şeyh Said isyanında da görev yapmıştır. Şeyh Said isyanına dolaylı veya dolaysız, açık veya açık tan olmamak kaydıyla destek veren Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası laik ilkesini kötüye kullandı ve Şeyh Said isyanı desteklediği gerekçesiyle kapatılacaktır değerli arkadaşlarım. Biz o zaman Şeyh Said ile ilgili neyi bilmemiz lazım? Cumhuriyet rejimine çıkan, yönelik çıkan, karşı çıkan ilk isyan olduğunu asla unutmayalım. Bir de şunu da bilmek lazım. Doğuda güvenliğin ve sükunetin sağlanabilmesi amacıyla takriri sükun kanunu çıkartılmıştı. Bu soru nasıl geliyor? Şeyh Said isyanından sonra çıkarılan kanun hangisi? Takriri sükun veya takriri sükun kanunu hangi olaydan sonra çıkarılmıştır? Cevap Şeyh Said isyanı. Peki bu isyan
İngilizlerin de destek verdiği aşikar. Çünkü o esnalarda bizler Musul meselesiyle uğraşıyoruz. Musul ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında yeni bir devlet kurmak ve Musul'un Türkiye Cumhuriyeti ile Musul arasındaki bağlantıyı kesmek isteyen İngilizlerin de bu isyana destek verdiği aşikardır. Değerli arkadaşlar, Şeyh Said önemli bir isyandır. Her zaman soru olarak geleceğini de bilelim. Peki Mustafa Kemal 1926'da Batı Anadolu gezisinde Balıkesir'den İzmir'e doğru geçeceği sırada İzmir'de kendisine suikast düzenlemek isteyen bazı kişiler, Laz Ziyası var, işte Hurşit'i var, bilmem neyi var. Bunlar Mustafa Kemal'e suikast düzenlemek istedi ama Giritli Şevki'nin ihbarı üzerine yakalandılar. Yakalandıktan sonra Mustafa Kemal gazeteyi Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu bir röportajda suikastçi benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır diye İzmir suikast sonucunda ne yapmıştır? Söylemiştir. İzmir suikastinde Mustafa Kemal'e suikast yapmak isteyenler istiklal mahkemelerinde yargılanacaktır. Dikkat buraya. İstiklal mahkemelerinin son kez görev aldığı olay İzmir suikasti davasıdır. Bir daha söyleyeyim. İstiklal mahkemelerinin son kez görev aldığı olay İzmir suikasti davası. Ve bu davada Kazım Karabekir de yargılanıp beraat etmiştir değerli arkadaşlar. Gelelim Bozkurt Lotus olayına. Duymuşsunuzdur. Bozkurt adındaki bir Türk gemisi, bandıra, ufak. Lotus adındaki daha büyük bir ticari geminin bizim kendi rotamızla giderken, bizim rotamıza girip Midilli yakınlarında bizi bilerek batırması olayıdır. Bu olay üzerine biz kaptanını, yani olayın yaşandığı Lotus gemisindeki Fransız kaptanı ve mürettebatını esir alıyoruz. Bu olay Milletler Cemiyeti'ne bağlı Lahey Adalet Divanı'na Fransız tarafından götürülüyor. Bizleri burada Mahmut Esat Bey temsil edecektir. Mahmut Esat Bey'in kendisi avukattır zaten. Takip ettiği bu olay, yani avukatlığını yapıp da takip ettiği bu olayı biz kazanacağız. Biz haklı bulunacağız. Ve Mahmut Esat Bey'e de Mustafa Kemal soyadı kanundan sonra Bozkurt soy ismini verecek. Mahmut Esat Bozkurt bizim için kıymetlidir. Değerli arkadaşlar, Bozkurt Lotus olayı Lahey Adalet Divanı'na götürülen ilk konumuzdur. Bunu bilelim. Lahey Adalet Divanı Hollanda'da bulunur. Milletler Cemiyeti'ne bağlıdır. Tabii 1929 dünya ekonomik krizinin getirmiş olduğu önemli, ne diyebiliriz değerli arkadaşlarım, ekonomik zorluklar, bunun Türkiye'ye yansımaları, Türkiye'de işsizliğin artması, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin özellikle halkın arasına biraz daha eskiye nazaran girmemeleri Mustafa Kemal'i kızdırdı değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısına bir parti kurulması fikrini gündeme getirdi ki demokrasiye de geçilme için önemlidir bu hamle. Paris Ateşesi bulunan yakın arkadaşı Ali Fethi'yi çağırdı. Ali Fethi Okyar'a bu partiyi kurdu. Ali Fethi Okyar Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule Atadan'ı da yanına aldı. Ve bu siyasi parti dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu. Tabii Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulduktan sonra o da tabii ki sonuçta şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhaliftir. CHP'nin düşünmüş olduğu devletçiliğe karşı SCF dediğimiz Serbest Cumhuriyet Fırkası yine devlet liberalizm düşünür. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi çift dereceli seçim sistemini savunur. Gerçekten çift dereceli seçim sistemi şudur. 1946 yılına kadar uygulanmıştır. Esnaf halk bir kurul, o kurul milletvekili seçiyordu. Bir, iki yani çift. Bu tam bir demokrasi olmaz. Neden? Ben kurulu seçiyorum ama kurulun seçtiğine karışamıyorum. Bu ne demektir? Ben mesela kuruldan çok sevdiğim bir arkadaşımızı kurula gönderdim. Ama o kurul diyelim ki halkın sevmediği üçkağıtçı, dolandırıcı, yalancı, bir iş adamı olabilir, başka bir şey olabilir. Onu seçti mesela. Halkın istemediği birileri de seçilebilir. Çift dereceli seçim sistemi demokratik usullere aykırıdır. Cumhuriyet Halk Partisi yıllarca bunu savunmuştu. Ondan sonra onlar da tek dereceli savunacak ama şunu unutmayalım. CHP'nin karşısına kurmuş olan Terakkiperver ve Serbest Cumhuriyet Fırkaları neyi savunacaktır değerli arkadaşlarım? Unutmayalım ki tek dereceli seçim sistemini savunacak. Tek dereceli seçim sistemi de 1946 tarihinde yapılan seçimlerle de geçilecek değerli hocalarım. Peki Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Çok güzel. Ama özellikle İzmir'deki gezisi sırasında Ali Fethi Okyar'ın partinin içine gericilerin girdiğini görmesi sebebiyle kendi kurmuş olduğu partiyi kendisi kapatmıştır. Bak bir kere daha söyleyeyim. Kendi kurmuş olduğu partiyi kendisi kapatmıştır. Demek ki dikkat. Benim biraz önce anlatmış olduğum Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Şeyh Said isyanı sonucunda kapanmıştır. Doğru mu? Ama burada bu durum söz konusu değildir. Önce Serbest Cumhuriyet Fırkası kendini feshediyor, kapanıyor. Ardından Menemen isyanı çıkıyor.
tam bir ters orantı kuracağız. Biraz sonra da zaten tahtaya siz aynen bir şekilde geçirin. Önce parti kuruldu. Sonra isyan çıktı. Parti kapatıldı. Başlar için söylüyorum. Sonra parti kurulup kendini kapattı. Sonra isyan çıktı. İsyan ne? İsyan tabii ki İzmir'in Menem ilçesinde bazı kişileri şeradistler izleyerek önce iki bekçiyi, ardından da olaylara müdahale etmek isteyen Asteğmen'in görevinde bulunan edebiyat öğretmeni Kubilay'ı şehit ettiği olaydır. Bu olay sonucunda bir daha ülkemizde Mustafa Kemal zamanında çok partili hayata geçiş yasaklanacaktı. Peki hocam, bu isyancılar nerede yanılacak? Yargılanacak ister mahkemelerine mi? Hayır. Çünkü ister mahkemeleri en son nerede görev yapmıştı? İzmir suikastı. O zaman bu yakalananlar nerede? Divan-ı Harp denilen savaş divanında yargılanacak ve çoğunluğu idama mahkum olunacaktır. O zaman Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın en önemli özelliklerini bir daha sayalım. 1. Türkiye Cumhuriyeti'nde ikinci kurulan muhalefet partisi Ali Fethi Okyar kurmuştur. Tek dereceli seçim sistemini savunur, liberalizmi savunur, kadınlara haklar verilmesini savunur. Yine baktığımız zaman kendi kurulan partiyi Ali Fethi Bey kendisi kapatmıştır. Yani bir olay sonucunda kapanmamıştır. Sonrasında hangi olay çıkıyor peki? Menemen isyanı çıkıyor. O zaman burada bizim dikkat etmemiz gereken olayları şöyle bir yazayım değerli arkadaşlar. Kronoloji böyle gelecek size. O yüzden dikkat. Kronoloji. Olay kronolojisini ben şöyle yazayım. 1. TCF kuruldu. Doğru mu? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. 2. Şeyh Said isyanı çıktı. 3. TCF bu isyan sonucunda isyana destek verdiği için kapatıldı. Bir kere bunu bilmen lazım. Kuruldu. İsyan çıktı, kapatıldı. Burası birincisi. 2. SCF kuruldu. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Bak dikkat. 2. SCF kapandı. Kendi kendini kapattı, feshetti. 3. Hangi isyan çıktı? Menemen isyanı çıktı. Aynen notlarınıza da benim şu yazdıklarımın aynısını alıyoruz değerli arkadaşlar. Tamam. Bunun sıralaması bu şekildedir. Haberiniz oldu. Bir başka olayımız Bursa olayı. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ezan Mustafa Kemal zamanında Türkçe'ye çevrildi. Tabii her kelimesi birebir Türkçe'ye çevrilmedi. Ama genel itibariyle ezan cami hoparlörlerinde de Türkçe okundu. İstanbul Fatih Camii'nde okundu aslında. Yerebatan Camii'nde de daha evvelden Yerebatan'da da denemeleri yapılmıştı. Ancak şöyle bir olay oldu. Burada en önemli şey şunu bilmemiz lazım. Arkadaşlarım, evet Türkçe ezan okundu ama Bursa'da olaylar çıktı. Bursa'daki halk Türkçe ezanı protesto etti. Bunun üzerine Mustafa Kemal bunun dinle değil dille alakadar olduğunu söylemişti Bursa olaylarında. Razgrad olayı Bulgaristan'ın Razgrad şehrindeki özellikle tabii Türklerin yaşadığı veya şehirlerdeki Türk mezarlıklarına saldırılması olayıdır. Bulgaristan'ın aşırı milliyetçileri Türk mezarlıklarına saldırdı. Bizim içimizde bulunan, İstanbul'da bulunan Bulgar mezarlıklarına ise İstanbul Üniversitesi öğrencileri giderek gül bıraktı değerli arkadaşlarım. Çok ince bir davranış, çok ince bir mesaj. Bir kere daha söyleyeyim. Bizdeki mezar kültürüne verilen önemi gösterir. Birçok milletin mezar kültürlerine önem verdiğini görürken Orta Doğu veya Asya ülkelerinde çok fazla veya Arap ülkelerinde mezar kültürü çok fazla yoktur. Ama bizim Türkiye'de mezarlarımıza başka toplumlara göre sahip çıkıyoruz. Çünkü ta İslamiyet öncesinden biliyorsun atalar kültü inancından beri ve balbal taşı ve kurgan mezarlıklarından beri böyle bir geleneğimiz var. Vagonlit. Duyduk mu öyle bir olay bilmiyorum ama Vagonlit şirketin adı aslında. Bir Fransız şirkettir. Tramvay şirkettir. İstanbul'da tramvay şirketinde çalışan Naci Bey'in, Ömer Naci Bey, Belçikalı müdürüyle Türkçe konuştuğu için işten çıkarılması olabilir. Olayın duyulmasından ardından İstanbul Üniversitesi öğrenciler, o zaman topluma yön veren tek üniversite, Darülfünun yerini açıldı 1933'te. Olayları duyduktan sonra tramvay şirketi protesto edildi. Tramvay şirketi basıldı. Oradaki Atatürk resmi alındı. Basıldı derken gidip insanlar orayı dağıtmadı. Gittiler Atatürk resmini aldılar. Hatta sorular, niye hani ortalığı dağıtmadınız da Atatürk'ün resmini aldık? Burası demek ki Türkiye değil. Türkiye'de ise Atatürk'ün resminin burada ne işi var diyerek aldılar gittiler. Tramvay protestosu sonuç verdi. Ömer Naci Bey ne yaptı değerli arkadaşlarım? Tekrardan geri döndü ama şirkette battı. Vagonlis olayı Fransa ile yaşadığımız bir sorundur. Razgrad olayı ise Bulgaristan'la yaşadığımız bir sorundur. Hatta ondan sonra da bayağı bir protesto gösterilerle beraber İstanbul Üniversitesi öğrencileri Türkçe konuş kampanyaları da başlatacaklardır değerli arkadaşlarım. Bu kampanyada herkesin Türkçe konuşmaya teşvik edilecektir. Evet,
Bir başka olay ise Dersim olayı. Şimdi şunu şöyle bilmek lazım. Dersim günümüzdeki ismi Tunceli. Operasyonun adı Tunç Eli Operasyonu. Pir Seyit Rıza ve arkadaşların. Özellikle oradaki olaylar biraz karışık arkadaşlar. Şimdi biz ne kadar doğruyu anlatsak da veya yanlış da anlatsak da herkese göre herkesin hikayesi birbirine farklı. Ben çok siyasi boyutuna girmeyeceğim Dersim olaylarının ama 36-39 yıllar arasında Dersim olayları çok fazla kişinin ölümüne ve çok fazla kişinin Tunceli bölgesinden göç edilmesine sebeptir. Tunç Eli operasyonundan dolayı şu an ismi Tunceli olarak kalmıştır. Ama ben çok doğru bulduğum bir şey değil. Bir tarihçi olarak söyleyeyim. Bir operasyonun adıyla başlayan bir il ismi olması çok hoş değil. Bak onu da ben hani kendi kişisel görüşümü söyleyeyim. Buna karşı çıkabilirsiniz. Bütün hepinizin görüşüne saygılıyım. Ama Türk tarihinde operasyon ismiyle başlayan illerimiz yok. Yani şu an operasyon illeriyle alakalı yani bir mesela bizim Elbap operasyonu yaptık veya Zeytin Dalı yaptık. Şimdi Afrin'in adını Zeytin Dalı olarak değiştirse hoş olur mu? Yani milletin alışkanlıkları var. O yüzden ben eski ismi olarak Dersim'e geri dönmesi taraftarıyım. Bu benim için değil. Bir tarihçilerin genel görüştür. Bunu da size söyleyeyim. Tunçeli operasyonunda özellikle havadan ve karadan operasyonlar. Havadan biliyorsun Sabiha Gökçen. Karadan Abdullah Bozdağ'ın kar harekatını yürütmüştür. Pir Seyit ve Rıza adamları Erzincan yakınlarında yakalanıp daha sonra idam edileceklerdir değerli arkadaşlar. Pir Seyit Rıza ve adamlarından yani Dersim olaylarından ben soru geleceğini düşünmüyorum. Dersim olayları herkese göre değişebilir. Kimine göre devlet haklı, kimine göre halk haklı. O yüzden bu size bırakıyorum değerli arkadaşlar. Yani her şeyi biz söyleyemiyoruz. Çünkü ister istemez karşı çıkanlar var, isyan olarak görenler, isyan olarak görmeyen var. Birçok mevzular dönüyor. O yüzden Dersim olayları siz kendi çerçevenizden araştırırsanız çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, Atatürk dönemi iç politika bu. Ve bunlardan hariç şimdi bundan sonraki konumuz Atatürk inkılapları olacaktır. Atatürk inkılaplarından sonra tabii ki dış politika ve böylelikle inkılap tarihimizi bitireceğiz. Ondan sonra ise çağdaş Türk ve dünya tarihine geçeceğiz değerli arkadaşlarım. Sınava 3 ay kaldı. Lisans için konuşuyorum. Biraz dikkatli çalışalım, sabırlı olalım. Yazın ilk sıcaklarına aldanmayalım. Biliyorum zor günler geçiriyorsunuz. Kolay değil, bayağıdan beri çalışıyorsunuz. Yazdan beri çalışan var, 3'ten beri, 4'ten sınıftan beri çalışanlar var. Allah inşallah son kez sizlerin bu sınavlara girmesini nasip eylesin. Kazanmayı, atanmayı, hakkı, hakkaniyeti bilen memurlar ve öğretmenler veya devlet kademesi bürokratlar yetiştirmek istiyoruz. Ki geleceğimiz böyle kurtulabilir. Tabii bu videolar sizin Türkiye'nin her bir tarafında izleniyor. Her köşe bucakta da izlenmeye devam ediyor. Hedeflerimiz var. İnşallah bu hedeflere hep beraber ulaşacağız. Ama şunu unutmayın ki gitgide artan bir öğretmen ve İktisat ve Bilimler Fakültesi mezunu artı 2023'e kadar zannedersek maalesef ki dışarıda 1 milyona yakın öğretmen, dışarıda yine 1 milyona yakın maalesef ki söylüyorum İktisat ve Bilimler Fakültesi mezunu olacak. Orta öğretim sayımız 10 milyon, ön lisans sayımız ise 3,5 milyon olacak. 2023'e kadarki rakamı buyurun siz hesabını siz yapın. Toplamda 17 milyon kişinin KPSS'ye gireceğini düşünüyoruz. Yani KPSS ve benzeri sınavlara bu hiç iç açıcı bir tablo değil. Yani ben burada video çekiyorum, izleniyorum diye sevindiğim falan yok. Onu da size söyleyeyim samimiyetimle. Sağ olsun sevginizi her yerde gösteriyorsunuz ama biz bu işin bu tarafına bakmak zorundayız. Biz videoyu seyredince sevinen insanlar değiliz. Tamam, faydalı olduğumuz için sevinebiliriz. Ama videoyu izlediğiniz için illa sevinecek insanlar değiliz. Çünkü bu kadar arkadaşımız umut bekliyor. 500 bin öğretmenin olduğu yerde 20 bin atama. 500 bine yakın İktisadi Dermiler Fakültesi mezun arkadaşımıza bu ilanı bile gelmiyor. Gelir uzman yardımcılığı veya farklı ilanlar. Özel sektöre bazı bölümler artık yönlenmek zorunda. Ben bölümleri söylemeyeceğim ama çünkü devletin alımı iyice azaldı bu bölümlerde. İnşallah bizler ve sizler yeğenlerinizi, kardeşlerinizi gerçekten atanması müsait olan bölümlere yerleştirelim. Bilgisayar öğretmenliği, beden eğitimi öğretmenliği, resim, müzik tabii onlar yeteneklerine göre. Yine bakıldığı zaman ilk öğretim, matematik, sınıf öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, İngilizce veya yabancı dil diğer öğretmenlikler. Mühendislerden ziraat mühendislerinin alımı biraz daha diğer mühendislere göre alımı daha fazla ve puanı daha düşük. Yine bakıldığı zaman başka ne söyleyebiliriz mesela? İyi bölümler açısından söyleyeyim. Okul öncesi zorunlu olacağı için önemli. Başka tıp, hukuk zaten bizim gözdelerimiz. Yani yeğenlerimizi, çocuklarımızı yazdırırken artık şu fen edebiyat yazdırmaktan bir bırakalım.
Bırakalım çocuk puanına göre bir yere gitmesin de istediği bölümlere gitsin. Şu an ülkemizde iyi bir tarihçi yetişmemesinin, iyi bir coğrafyacı, iyi bir başka bir branştan öğretmen arkadaşımızın iki yetişmeme sorunu var. Birincisi puana göre meslek tercihi yapması. İki, üniversitelerde slide'ın çok fazla yaygınlaşması ve öğrencinin akılda, zihinde tutacak şekilde yetiştirilememesinden kaynaklıdır. Araştırmadan ziyade hazır bulmuşluk veya hazır olan şeylere yönelme var. Ben istiyorum ki bu videoları dinleyen arkadaşlarımız genel kültür bilgileri çok çok üst seviyelere gelsin. Artı Eylül ayında biz başlayacağımız bu projeyi de açıklayayım. Bir şehir, bir tarih, bir coğrafya. Arkadaşlar illerinize geleceğiz. Hatta ilçelerinize geleceğiz. İlçelerinizdeki tarihi yerleri, tarihi güzellikleri, doğal güzellikleri çekip daha evvelden bunun versiyonları yapıldı. İşte gezelim, görelim. İşte Şoray Uzun Yolda, ki Şoray Uzun Yolda bunlar arasında bana göre en doğalı ve en iyisidir. Biz onu düşünün daha profesyonel ama şey olarak ise, kişisel olarak ise daha amatör bir kafayla yapacağız. Çekimlerimiz profesyonel ama sevecenliğimiz, sıcaklığımız aynı olacak. İl ve ilçelere, köylere kadar geleceğiz inşallah. Eylül ayında başlıyoruz bu projeye. Bu projeye ayrı bir kanal açacağız. Bir şehir, bir tarih, bir coğrafya diye. Bu kanalla beraber de inşallah ileride belki başka bir televizyon kanalında bizleri görme şansı elde edebileceksiniz. Tabii biz inşallah diyelim. Bir hayal kurarım ben etrafı. Benim hayatım hep böyle. Hayale ulaşabilmek için çabalarım. Bu çok önemlidir. Umudu olmalı insanın. Umutsuz olmamalı. Yani atanıp atanmamak dünyanın sonu değil. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ben de atanan bir öğretmen değilim. Yani buraya lütfen bu gözle bakalım. Atanmak sadece öğretmenliği devlette icra etmektir. Yani bunun başka öğretmenlik normalde kolejde veya dershanelerde veya farklı yerlerde de özel ders vererek de öğretmensin. Yani öğretmen öğretmendir yani. Bunu her zaman söylüyorum. O yüzden arkadaşlarımız devlette çalışmak için bu sınava giriyor. Ama bizler özel sektörde bir sene ezildik diye bırakmamalıyız. Yani biz eziliyoruz, tam tava geliyoruz, ondan sonra gidiyoruz tekrar KPSS'e çalışıyoruz. Stajyerlik yapacaksınız. Özeldekiler bazen paranızı geç alacaksınız, bazen sigortanız yatmayacak. Bunlar hayatta hepsi ders olacak. Siz istiyorsunuz ki hiç hata yapmayayım hayatta. Öyle bir şey yok. Peygamber değiliz, melek değiliz. Hepimiz hata yaparız. Hepimiz bu hatalardan ders almamız mesele. O yüzden hatalar olacaktır hayatınızda. Hatalarınızdan korkmayın değerli arkadaşlar. Mesela onu bir kere daha yapmamaktır. Ben özel sektöre giren arkadaşlardan biraz sabır etmelerini istiyorum. Allah'ın da bize en çok insanlara birbirlerine tavsiye etmemizde bulunduğu en önemli şey sabır. Biz çok sabırsızlaştık. Hemen her şey bir anda olsun diyoruz. Ama onun için çabalamamız az, bekleme süremiz de az oluyor. Biz çabalayalım, Allah bir gün verir. Rahat olun. Ama biz ne yapıyoruz? Hemen özel sektör işte maaşımı yatırmadı, geç verdi, işte sigortamı yatırmadı. Tabii ki çok fazla bir eziyet ve sizleri kullanmaya yönelikse tabii ki oradan çıkın. Ama bir iki gün gecikmeler, şunlar bunlar, artık onlar Türkiye'de doğal oldu. Keşke bunlar düzelse. Devletin işte insanların en büyük tercih sebebi ayın 14'ünün gecesi saat 12'de etrafı bir maaş atıyor kartına. Ya bu çok önemli bir şey. Bir garantim var. Harcayacağın parayı biliyorsun en azından. Özel böyle değil. Tabii emekli sandığı var bizim ülkemizde. Emekli sandığından emekli olmakla yani devlet memurundan emekli olmakla bir işçi yani SSK'dan emekli olmak aynı değil ülkemizde. Biri 1000 lira alırken biri 2000 lira alıyor. O yüzden insanlar devlete geçmek istiyor. Ben anlıyorum sizleri ama Türkiye'de bazı bölümlerin devlete ihtiyacı çok azaldı. Ben bu bölümleri söylemek istemiyorum. Söylersem çünkü bu sefer de buradaki arkadaşlar, beni videoda izleyen arkadaşlar üzülecekler. Ama herkes zaten şapkasının önüne koysun. Bir düşünsün. Ben özelde mi daha çok başarılı olabilirim, devlette mi? Özelde mi daha çok körelirim, devlette mi? Biraz bunları düşünmek lazım. Biraz da güçlü ve dirayetli olmamız lazım. Çalışkan olmamız lazım. Bu özellikleri olan arkadaşlarımızın ben hep iyi yerlere geldiğini gördüm. Bugün Türkiye'nin en önemli tarihçilerin hiçbir özel devlette çalışmıyor. Bugün tanıdık bütün tarihçiler, tanıdık iyi coğrafyacılar hiçbir devlette çalışmıyor. Hep kendilerini geliştirmişler. Kimse sizden 10 dersi bilmenizi istemez. Ben tarihçiyim, sadece tarihi bileyim. Tabii ki diğer branş, yan branşlarım var benim. Antropoloji, arkeoloji, yine bakıldığı zaman coğrafya. Bunlar benim yan branşlarım ve belirli düzeyde bilgilerim olması yeterlidir. Benim sizden en büyük ricam değerli arkadaşlar. Allah başta herkesin hayırlısını versin. Her şeyin hayırlısını versin. Atanırsın mutlu olamazsın. Atanmazsın daha mutlu olursun. Hatta çevrenizde öyle insanlar çoktur. Siz atama beklerken evlenip çoluk çocuk yuva sahibi olup, siz daha arabaya krediye gireceğim diye uğraşırken çoktan arabası evi olan insanlar göreceksiniz. Demek ki atanmak her şeyin başı değil. Ben o yüzden inşallah Allah kalbinizde ne geçiyorsa onları size versin.
Herkes kalbinin ekmeğine yer. Ben bunu her zaman söylüyorum. İnşallah iyi yerlerde görürüz. Çünkü iyi yerlerde ben hep karşılaşıyorum. Yani öğrencilerin her türlü kamu kurumunda bir işim olduğu zaman sağ olsun hemen yardımcı oluyorlar. Bu sevgiyi devam ettirebilmek kolay değil. Ben videolardan insanlara ulaşıyorum. O insanlar şu an siz beni izliyorsunuz. Ama ben sizi bilmiyorum kim olduğunuzu. İşin ilginç tarafı da bu. Anca ben sizin şehirlerinize geleceğim ki öyle görüşebilirim. İşte Eylül ayında bu projeyi başlatacağız. Şehir şehir gezeceğiz. Aklımızdaki fikir 81 ilinde tanıtımını yapmak. 81 ilindeki öğrenci arkadaşlarımızla buluşmak. Şehirleriyle ilgili sorular sorup hediyeler vermek. Bunun projesini yapacağız. Yapmaya başladık. Başladık zaten. Güzel şeyler olacak. Biraz sabredelim. Ben de sabredeceğim. Siz de sabredeceksiniz. Ondan sonra ilk ilimizden başlıyoruz. Ben Silifkeli Mersin'de olduğum için. Bayram Hoca da Mersin'de olduğu için. İlk Mersin'in tanıtımından başlayacağız. Bunu bazı televizyon kanallarına sunacağız. Bunlardan 10 ay çıkması halinde 01 Adana'dan başlayıp 81 il bizim temennimiz. Ama bazıları biliyorsunuz kota koyuyor. İşte 13 program, 26 program, 30 program gibi. Benim isteğim 81 ilimizin tanıtımını yapıldı. Çok güzel bir program yapalım. Ama nasıl yapacağız? Ben şehre gideceğim. Şehrin baştan sona tarihini anlatacağım. Anlaşılabilir düzeyde. Bayram Meral hocamız da bunun coğrafyasını anlatacak. Yani o şehrin coğrafyasını anlatacak. Ve oradaki atanmış öğretmenlerle ve memurlarla, orada sınava hazırlanan arkadaşlar, bizimki bir eğitim programı. Bizimki gideyim şuraya yakaya mikrofon takayım da bazlama yiyeyim değil ya. Bizim programlar öyle genelde. Köye git bazlama yer, yok oradan kuyu kebabı yaptır, yok oradan efendim. Yok öyle bir şey ya. Bizim derdimiz o değil yani. Yemek her yerde yenir. Mesele o değil. Mesele bizim burada özellikle tarihi eserler hocam. Bak bu ülkede sen Azerbaycan'dasın. Belki senin tarihindeki tarihi eserlere Azeri halkımız nasıl şey yapıyor? Yani oradaki Türk halkımız nasıl bakıyor bilmiyorum ama bizim ülkemiz çok sıkıntılı. Bak ben Kars Ani'ye gittim. Ani'de. Ani. Ya bu Ani 1064'te Sultan Alparslan fethediyor. Ve ilk cuma namazını kıldığı caminin içine bir gir de bir bak. Bugün Ani şehri demiyoruz biliyor musun? Ani harabeleri diyoruz. Normalde niye harabe? Hiçbir yerin ismi harabe değildir ama onun ismi harabe olmuş. Sebebi bakımsızlık. Şimdi sen dile getirme, ben dile getirmeyeyim. Kim dile getirecek bu işleri? Bir tarihçi olarak üzüldüm. Ya bir de şunu anlamıyorum arkadaşlar. Tarihi yerlere yazı yazmaktan ne zevk alıyoruz? Ya da tarihi yerlerin duvarlarına yazı yazmakla kime mesaj veriyoruz? Siz evinizin duvarına yazı yazıyor musunuz ya? Anneniz babanız kızacak diye. Değil mi? Küçükken demiyorum, büyüdünüz. Yazıyorsunuz mu ya? Ben bilmem neyi seviyorum diye yazıyorsunuz mu? Allah için konuşun. Oraya yazmadığınız şeyi neden tarihi yerlere yazma gayretimiz var? Caminin içine girdim. İşte Ali bilmem neyi seviyor. Ya Ali kardeşim yazdın da dağa taşa gitmiş yani dağın haberi olmamış hesabı. Ya bunun ne faydası var sana? Engomi de şuydu. 92.1 bilmem ne bilmem ne arkadaşımdan tertibime selamlar. Yani senin o tertibin dediğin askerlik arkadaşın onu nereden görecek be kardeşim ya? Ya bunun tek bir sebebi var hocam. İlköğretim yıllarında, ilkokullarda. Bak bunun temelleri, bütün derslerin kritik dönemleri vardır. Dil dersleri. Okul öncesi, okul. Bunları ilköğretim, bak ben her zaman bunu söylüyorum. Bu ülkenin en önemli mihenk taşları, okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri. Biz branş öğretmeniz. Biz bir bilimi icra ediyoruz. Onlara hayatı öğretiyor. Hayatın ilk temel taşlarını onlar atıyor. Ama sen orada çocuğa, ya biz yanlışı doğruyu öğretemiyoruz. Bak biz de en büyük sıkıntı ahlakı öğretemiyoruz. Ahlaklı olmak ne demek biliyor musun? Ahlaklı olmak oradaki bütün camilere, kilise fark etmez herhangi bir ibadethane veya tarihi bir kalıntıya oraya yazı yazmamaktır. Bunu biz doğrusunu öğretmek zorundayız. Ya ben bir tarihçi olarak üzüldüm biliyor musun? Ani'ye gittiğimde. Karslılar önce siz sahip çıkmanız lazım oraya. Önce Karslıların sahip çıkması lazım. Oraya bir şekilde o bazıları restore ediliyor ama restore edilenleri de iki gün sonra göreceğim. Adam giriyor spreyle boyayla yazıyor. Olmaz yani. Kendi duvarına yazmadığınız bir şey niye tarihi yerlere yazıyoruz? Tarihi yerler affedersiniz şarapçıların mekanı olmuş. Sur dipleri İstanbul'da şurada burada. Tarihi yerler evsizlerin kimsesizlerin yeri olmuş. Tarihi yerler korunmasız her tarafı açık olmuş. Tarihi yerler saat 5'e kadar müze mantığıyla çalışıp 5'ten sonra ne olduğu atıl duruma bırakılmış gibi. Birçok sıkıntı var. Şimdi ben bir tarihçi olarak üzülmeyeyim de kim üzülsün? Her gittiğim yerde böyle ama her gittiğim yerde. Bu ülkenin bir gün iyi bir yerine gelirsem, Milli Eğitim Bakanı,
müsteşarı, şunu bunu ya da kültür bakanı olursam, Allah bunu nasip ederse bana, ilk yapacağım işlerden bir tanesi bu. Ya bu bunu bir ders olarak okutulmaz. Tarihi bir not korkusuyla okutulmaz mı ders? Not vererek bir şeyi, tarihi okutamayız millete. Bilinç not verilerek yapılamaz. İnsanlar sadece not verilecek diye tarih dersine çalışıyor. Böyle bir şey olur mu? Kendi tarihini öğretirken insan zorlanır mı ya? Biz kendi tarihimizi öğretirken zorlanıyoruz. Yani arkadaşlar, lafı biraz uzattım, kusura bakmayın, belki zamanınızı alıyorum ama sizlerden rica ediyorum. Yani bu tür davranışlar içine giren insanlar, lütfen uyaralım. Bizim milletimize şöyle bir algı oluştu. Aman uyarmayalım, başımız belaya girer. Herifin tipine bak, ulan bu benden uzun, kesin beni döver, ben söylemeyeyim. Ben karışmayayım. Arkadaşlar, bir ülkeye zaten ne sana necilik de bana necilik bitiriyor işte. Aman bana ne, aman sana ne. E tamam da yani ülkede ortak kültürel değerlerimiz ne olacak yani? Bu kadar hırpalanmaya, bu kadar yozlaştırmaya ne gerek var? Şimdi ben oraları gezdim, benim içim acıyor ya. Ne gerek var oraya asker arkadaşına selam yollamak? Oğlum o asker arkadaşına selam, oradan nereden görsün? Yani Ali Ayşe'yi seviyor. Yazmış oraya gitti. La belki de Ali Ayşe ayrıldı ama hala orada duruyor. Ama nelerle uğraşıyoruz ya. Vallahi de billahi de bir gün bu ülkenin başına gelip ilk yapacağım şu tarihi eserleri. Bir kere ilkokul ve ortaokul öğrencilerin gezisi olmak zorunda. Bizim en büyük sıkıntımız şu. Sakarya Savaşı'nı anlatıyor, bir prototipimiz yok. Yani savaşın anlatacağı bir mekanımız yok. Tamam, illa Sakarya Savaşı'nı anlatmak için Polatlı'ya gidemezsin. Ağrı'daki bir öğrenciyi Polatlı'ya götüremezsin. Ama bunun bir küçük modelini yaparak Sakarya Savaşı'nı anlatabilirsin. Biz hiçbir şeye, biz MEP maşallah var yani bu konuda. Hiçbir şey elini şeye koymuyor, taşın altına. E biz buradan anlattığımızda kalıyoruz. Ama büyüktür Allah. Bir gün iyi yerlere, bizim neslimizden birileri gelecek elbet. Belki de şu an benim videomu izleyen bir arkadaşım ileride bu ülkenin bakanı olacak. Anlatabiliyor muyum? Onlara istiyorum ben. Yani artık şu tarihi değerlerimize sahip çıkalım ya. Biz bir daha nerede bulacağız? Kurban olduklar. Yapmayalım. Sizler, ben biliyorum ki bilinçlisindir, yapmıyorsunuzdur. Ya bu ağaca yazmak gibi değil. Ağaca işte yazarsın, bir kalp yaparsın. O da yanlış da. Abi millette bir gelenek. Sıraların üzerine yapardık biliyorsun lisede. Hep hemen yazardık. E şimdi bunun sonu nereye gidiyor yani? O yüzden ben bir tarihçi olarak, bu memleketin bir evladı olarak, bize atalarımızın bıraktıklarını aynen koruyup, geliştirip, güçlendirip bir sonraki nesle bırakma görevi var bize. Ama biz şu an bu görevi yapmıyoruz. Yapmıyoruz arkadaşlar. Yapalım. Yapalım. Ben Kars'a gittim. Daha kaç kişi daha niye gitmemiş ya? Üzüldüm yani. 40 kilometre arası. Soruyorum, gittiniz mi hani? Hani'ye gitmeyenlere kaldınız mı? Bayağı bir kişi de gitmemiş Hani'ye. 40 kilometre ya. 40 dakika sürmez. De bir git bir gör. Öldünüz mü ya? Sadece Kars'taki arkadaşlar için söylemiyorum. Ankara'da Beypazarı'nı ziyaret etmeyenler, Arslanhane Camii, Akköprü. Bizimkiler Ankara Akköprü deyince Ankamol anlıyor, alışveriş merkezi. Ora değil hocam, Akköprü. Akköprü onun karşısı, derenin üstündeki köprü. Tabii siz öyle zannediyorsunuz. Sizin öyle zannetmeniz normal. Siz Azerbaycan'dan geldiniz. Ama Ankara'nın adamı artık bunları bilsin. Biz tarihi eserleri ziyaret, Hacı Bayram Hamamönü, Sayme Kadın. Bak buralar çok önemli yerler. Tabii Hacı Bayram, orası düzenlendi. Güvercin Sokak, Konya Sokak'ın karşısı Ankara'da Ulus. Yani Ankara'nın merkezi Ulus eskiden. Yani üzülüyorsun, üzüldüğünde kalıyorsun. Ben de ancak öğrencilerimle paylaşabiliyorum durumu. Siz olun, tarihi eserlerin hiçbirine zarar vermeye karşı. Oralarda büyük hatıralar var. Çok büyük hatıralar var. Biraz uzakta diye hemen oh spreyi al git. Eyüp Sultan'a niye yapamıyorsun? Eyüp Sultan'da türbe, hadi git ona yap. Anında paketlerler. Ama sen ta Ağrı İshak Paşa Sarayı, ta işte Kars Ani diye yaz, Allah yaz caminin içine, kilisenin içine, türbenin içine, mezarın içine. Yazık, yazık, yazık. Bizim bu acilen gençliği düzeltmemiz lazım. Acilen. Kültürel mirasın korunması için. Başka bir sebep değil yani. Kültür Bakanlığı da birazcık çalışıversin bir zahmet. Kültür Bakanlığımız yatıyor. Kültür sadece deniz turizminden ibaret, doğa turizminden ibaret zannedilmesin. Kültür varlıklarını korumak bizim asli ve temel görevimizdir. Bu kültür illa yapı, orta oyun, bir yemek yiyecek, herhangi bir yöreye ait herhangi bir olay, dünyada olmayan benzeri şeyleri korumakla mükellefiz. Alparslan orayı fethettiği zaman ertesi gün gelsin de Ramazan buraya spreyle yazsın diye fethetmedi oraları. Yazıktır, günahtır. Yapmayalım. Ben uyarımı yaptım, gerisi sizde.
Siz de bu tür davranışlar içinde bulunan kişileri lütfen ama lütfen uyaralım ve yaptırmayalım değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda Atatürk İnkılapları'nda görüşmek dileğiyle.